çağıracağız? Sevgili Sivaslı İsmail'i çağıracağız. Sivaslı İsmail de 3. evliliğini Fatma ile yapmış. Çok sevmiş. 10 yıl sonra yeni nikah kıymışlar. Fatma istememiş biliyorsunuz yeni nikah. Fatma İsmail'i terk etmiş gitmiş. Nerede olduğunu öğrendik. Çocukları da bırakmış biliyorsunuz. 1,5 yaşında bir de 4 yaşında. İsmail de bakamamış onları devlete vermiş. İyi ki devlet var ama insanın annesi babası da varken yani devlete de boş yere meşgul ediyorlar ya. Gelir misin İsmail'cim lütfen? Ya İsmail. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olasın. Sen karşıya geç Merhaba. Bakalım. Yani ben şunu çok merak ediyorum. Sen Fatma'yı seviyor musun hala? Yani eskiye göre hayır. Çünkü, eskiye göre hayır. Sebep de yani 1,5 yaşında kızımla oğlumu bıraktığı için. Bir şey söyleyeceğim. Fatma sosyal medyada çok böyle dolaşmaya başladı diyorsun. Evet. Sosyal medyada çok dolaşmaya başlayınca sen ondan sonra acaba benim eşim de beni bırakır mı? Çünkü sen de sosyal medyada tanışmışsın. Evet. Beni bırakır gider diye korkmadın mı hiç? Yani ne bileyim gönlünü almaya Vallahi, çalışsaydın. Bir kadın çok, çok çabaladım kendisine de. Bir türlü beceremedim. Yani telefonun elinde almaya çalıştım. Prize takıp telefonla durmadan oynuyordu. Çok çabaladım ama bir türlü beceremedim. Ne kadar giriyordu sosyal medyaya mesela? Saatlerce çıkmıyordu. Saatlerce? Evet. Sen gündüz zaten iştesin. Nereden biliyorsun? Evet, çünkü, eve döndükten sonra yani ablam eve geliyordu. Evet. Ablam geldiğinde de ablam da söyledi. Aha. Hatta oğlu bile demiş ki yani ta köye Sivas'a gideceklerdi. Tamam. Onlar bile demiş ki oğlu anne demiş ben abladan şüpheleniyorum. Bu abla... dayım bırakıp gidecek diye söylemiş zaten. Özellikle kilo 45 kilo verdikten sonra 45 evet. kilo verdikten sonra olanlar evet. oldu diyorsun. Doğrudur. Bayağı aynen. zayıflamış. Eşinle ne zamandır görüşmedin? Ne kadar oldu görüşmeyeli? 18 Ağustos'tan beri görüşmüyorum. Hiç duymadın sesini. Yok ben duymadım ama komşuları arayıp ağlamış ben çocukları görmek Biz istiyorum. Biz senin eşin Fatma'yı bulduk. Şükürler olsun. Bulduk ve telefon attığında şu anda. Sevgili Fatmacığım. Alo merhabalar. Fatma. Merhaba. Nasılsın bir tanem, iyi misin? Ben çok iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Senin için çok endişelendik, eşin İsmail burada. Yok hayır, eşim falan değildir. Ben istemiyorum ve ben kalp falan değildir. Özür dilerim ama... sen eşin değil diyorsun, iki tane çocuğunuz varmış. Evet, iki çocuğumuz var. Nasıl eşin değil? Vallahi... İstemiyorum. İstemiyormuş. Eşim değil. Ben polise haber verdim, ifademi aldılar. Tamam Fatma bir şey söyleyeceğim. Peki 1,5 yaşındaki kızını, 4 yaşındaki oğlunu neden bıraktın? Ben kötülemek istemiyorum. Ama yine biz öğrenmek istiyoruz Fatma. Sonuçta ben hep şunu söylüyorum. Bir kadın evden gidiyorsa bunun bir sebebi olmalı. Onu anlamaya çalışıyorum. Kolay değil yani. Onlar senin çocukların değil mi? 1,5 yaşındaki kızın, 4 yaşındaki oğlun şu anda yetiştirmeyi... Ben gerekeni zaten ben polise söyledim. İfademi de verdim orada. İfademi Bak bir şey söyleyeceğim aldılar. Fatma. Biz de polis gibi kamu görevi yürütüyoruz. Biz de gazeteciler. Ben gazeteciyim. Biz gazetecilerde böyle soru sorma hakkımız var. Senin eşin de burada ya. Şimdi sen polis söylemiş olabilirsin. Ama bana da söyle. Eşim değil. Eşim diyorsunuz ama eşim değil. Ben istemiyorum. Ben polise gerekeni söyledim zaten. Kayıp da falan değilim. Tamam İsmail seninle konuşmak istiyor. Söyle İsmail. Eşim tamam, değil diyor. Ben de şu anda kendisini istemiyorum. O ben eş değilsem o da benim eşim değil. Ben çocuklarım için varım şu anda. Ben polise zaten gerekeni söyledim. Ben her şu anda, anlattım. Ben şu anda kızım ve oğlum için varım ve onlar için hayatı devam edeceğim. Sen şu anda benim için bittin. Tamam geç yerine otur bakalım. Evet. Yani çocuklarımı bir de çocuklarını da ya evlenmediğinizi Şimdi, düşünüyor. Bunu 10 yılı seninle birlikte geçirdiği 10 yılı evlilik olarak görmüyor da. Evet. Bir insan çocuklarını da bırakıp gözü kararacak kadar kime gider acaba? Ne Şimdi, yapar yani? Didem abla, Hı. ben şu anda gerçekten zalim bir insandır. 1,5 yaşındaki kızımı ve oğlumu bıraktı. Olan var, o yazık çocukların günahları, yani. Beballeri var. Ben çocuklar için gece gündüz ağladım. Hı. Evimde ağladım, işimde, iş yerinde ağladım. Bütün eş dostlarım da hepsi biliyor. Fatmacığım, bak Fatma hattaymış. Fatmacığım bir şey merak ediyorum. Sen çocuklarını özlemedin mi? Fatma, duyuyor musun beni? Evet duyuyorum. Tamam canım benim Didem ben. Şimdi ben merak ediyorum gerçekten. Yani 18 Ağustos'tan beri çocukları görmüyormuşsun. Özlemedin mi çocuklarını seni? Çok da güzel çocuklar yani.
Yani güzel çirkini fark etmez de yani çok tatlılar bir insan. Bir de senin evlatların, sen onları doğurmadın mı? Senin değil mi bir o çocuklar Fatma? Evet benimdir, ben doğurdum ama istemiyorum. Çocuklara da mı istemiyorsun? Nasıl istemiyorsun? Hiçbir şekilde istemiyorum. Ya, nasıl hayatım, istemiyorsun? Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Benim hayatımdan beni bıktırdı. Ben istemiyorum hiçbir şekilde. Ya özür dilerim ama onları yaparken düşünecektin canım. Biri 1,5 yaşı, biri 4 yaşında. Çocukları istemiyorum ne demek? Niye doğurdun? Ha? Niye doğurdun onları o zaman? Fatma. Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gerçekten böyle annelik babalık böyle karnesi vereceksin birilerine. Herkes anne baba olmayacak. Herkes anne olmayacak ya. Didem annelik, abla. Annelik için yeni tutuşanlar var. Didem abla. Bu da doğurmuş istemiyorum. Didem abla. Vallahi Allah'ım sen bilirsin ya. Lütfen beni yanlış anlama kurban olma. Gerçekten sinirleniyorum yani. Çocuklarını yere bırakıyordu çocukları, işten geliyordum. Ben geliyordum bu çocukların çorabını giydiriyordum, altını değiştiriyordum. Çünkü bir annelik yapmadı benim çocuklarıma. Ben şu anda çocuklarım için varım, sizden bir rica ediyorum. Allah için sizden bir ricam var. Benim bu çocuklarımı yurttan çıkarmak için gerçekten şu anda borcum var. Yapamıyorum. Çocuklarım için bir yardım istiyorum. Ben evlatlarım için onları alıp çocuklarıma bakmak istiyorum. Ben kendim onları değiştirip bakmak istiyorum. Anne de olmak, baba da olmak benim hakkım. Ben bakmak istiyorum çocuklarıma. Fatma. Kimseye muhtaç etmek Fatma, istemiyorum. Fatma, haklısın değil mi? Polis de bunu söyledi. Çok konuşma dedi. Adres belli ettirme dedi. İstemiyorum. Ya kardeşim ben senin adresini zaten biliyorum ama bak söylemiyorum. Senin nerede olduğunu da biliyorum ama söylemiyorum. Beni sinirlendirme Fatma. Kardeşim senin iki tane çocuğunu soruyorum ya. O çocukların annesi babası, annesi sen değil misin? İstemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Niye yaptın? Niye yaptın? Neden? Ben telefonu kapatıp ben polise gidiyorum. Neden polise istemiyorsun? Gidelim. Neden istemiyorsun çocukları? Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Yere gitsin, çocuklarını terk ettiği için zaten suçlu, savcılık onun hakkında işlem yapacak. Yapsın bence de. Çocukları istemiyorum ne demek? Bu açık suçtur. Ne demek istemiyorum çocukları ya? Bilir mi? O çocuklar hiç şefkat göstermedi mi? Hiç göstermedi. Yani bazen seviyordu, şey yapıyordu ama son dakikada ne olduysa bir anda yani değişti. Çocukları unuttu, evi unuttu, her şeyi unuttu yani. Bak o çocukların fotoğrafını size göstereyim. Lede versenize. Ne diyorsun? Evet lede verin ama yani gerçekten o kadar güzel çocuklar ki. Yani çok yazık günah. Yani bütün çocuklar güzeldir zaten de. Yani yazık günah ya. Baksanıza yani. Ben bu çocukları istemiyorum ne demek ya. Ne kadar vicdansız bir anne yani. Evet. Neden istemediğini açıklayalım mı? Ya da gösterelim mi? Söyleyelim mi? Söyleyin Didem Hanım. Tamam. Eşinin nerede olduğunu. Evet. Önce bir izle. Bazı görüntüler var elimizde. Evet abi. Sonra da ben açıklayacağım. Kimin olduğunu da açıklayacağım ya. Açıklayacağım nerede, ne yapıyor, ne ediyor. Fatma, açıklayacağım ve o çocukları da niçin terk ettiğini de açıklayacağım. Sen konuşamıyorsun ya. Polise söyledim, polise söyledim.